Bu gece 3 ayların başı olan Recep ayının ilk peşembe akşamı. Peki bu gece ne oldu? Ne oldu ki biz bu gece buraya toplandık? Ne oldu ki bu gece özel bir gece oldu? Onu kısaca söyleyeyim. Ona göre gecemizi nasıl ihya edeceğimizi de bilmiş olalım. Recep ayının ilk cuma gecesi, yani bu gece olduğunda aynen bu saatlerde, aynen bu saatlerde gökteki bütün melekler aşağı doğru inerler ve bu geceden mahrum kalmamak üzere, kaldırmamak üzere bu geceyi adını verirler. Regaib gecesi. Regaib ne demek biliyor musun? İyiliklerin, sevapların, ibadetlerin kat kat katlanacağı gece demek. Regaib bu demek. Bire bin veren, bire yüz verilen, bire beş verilen, bire on verilen kişinin kabiliyetine göre Allah bire bir şey verdiği bir gece bu gece. Bir ibadet yaparsın 10 sayar. Bir ibadet yaparsın 50 sayar. Hani kötü anlarımız vardır, kötü gecelerimiz vardır geçirdiğimiz. Onların yanına Allah güzel geceleri koyuyor. Bununla telafi et bunu diyor. Ört bununla bunu diyor. Hadi hadi bakalım, hadi bakalım. Tıpkı Leyla-i Kadir'in bin ay gibi değil mi? Hayrun min elfi şer. Yani şu kadar aydan daha makbuldür dediği, bin aydan makbuldür dediği gece gibi. Allah yanlışa giden günler, geceler hürmetine iyi geceler önümüze koyuyor. Yeter ki ibadet etmeyi bilelim, taat etmeyi bilelim. Melekler bu gece toplanıyor. Nerede toplanıyorlar? Kabe'de toplanıyorlar. Gerçi Hicri İsmail'den sonra dönüldüğümüz yer, hani o bir Kabe'nin etrafında bir şöyle bir helezonik yer var ya, böyle yarım avlu gibi. Hicri İsmail. Ondan sonra dönüyoruz. Hacer-i Esved'e gelmeden ki köşede Peygamberimiz diyor ki ben her oraya döndüğümde Cebrail'in 70 melekle dua ettiğini gördüm. Orada Rabbena atina fid dünya haseneten diyoruz ya, Allah'ım bize dünyada iyilikler ver. İşte orada, oraya bu gece bütün melekler gecenin yarısına itibaren inerler ve sabaha yakın saatte gökteki bütün melekler Kabe'de toplanıp Kabe'nin civarında zikretmeye başlarlar. Allah Celle Celaluhu sorar meleklere, der ki ne istiyorsunuz siz? Allah biliyor ne istediklerini de konuşturuyor ki biz öğrenelim. Yoksa öğrenmeyeceğiz ki. Melekler diyecekler ki ya Rabbi seninden bir arzumuz var. Bu Recep ayında, bu gece ve yarın, ertesi gün, ertesi günde oruç tutacak olanları cennetine al ya Rabbi. Allah'ımız da der ki madem ey melekler siz insanları düşündünüz, benim kullarımı düşündünüz, ben de sizin isteğinizi kırmayacağım, beni zikredenleri cennete koyacağım der. Bu gece öyle bir gece ki Recep ayında, bu ayda Peygamberimiz bazen o kadar oruç tutardı ki sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, hiç oruç yemeyecek zannederlerdi. Sonra bazen o kadar yerdi ki hiç tutmayacak zannederlerdi. Ama ben size bir formül vereyim bu ay içinde. Hani bütün ayı tutmak yerine Recep ayının peşembe günlerini, pazartesi gecelerini oruçla geçirebiliriz. Çünkü amellerimiz peşembe akşamları, pazartesi akşamları Allah'a arz edilir. Amelleriniz Allah'a arz edilirken oruçlu olmak güzel değil mi? Allah dilerse o geceleri ihya ettirir ve doldurur. Bu nedenle bu gece bir başında, bir ortasında, bir sonunda oruç tutalım. Gecenin başında, gecenin, düzeltiyorum, Ramazan, Recep ayının başında, Recep ayının ortasında, Recep ayının sonunda 3 gece, 3 gün oruçla geçirmeye gayret edelim. Bu gece özellikle Nuh aleyhisselam gemiye bindirildi. Bu gece gemiye bindirildi ve gemiyle tufandan kurtuldu. Bu gece bereketi çok, nimeti çok olan bir gecedir. Onun için Peygamberimiz bu ay gelince ne derdi? Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle, Ramazan'a bizi kavuştur inşallah. Ne diyelim? Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için bereketli eyle, bizi Ramazan'a kavuştur ya Rabbi. Peygamberimizin en çok yaptığı dua ve Peygamberimizin secdedeyken en çok yaptığı dua şuydu: Rabbi gfir ve rahm ve tecavüz amma selef. Allah'ım mağfiret et, Allah'ım merhamet et,
Allah'ım geçirmiş olduğumuz günahlardan bizleri affeyle ya Rabbi. Günahlardan bizi sorumlu tutma ya Rabbi diye Hazreti Peygamber dua ederdi. Alimler 70 kez bunu söyleyin diyorlar. Rabbi gfir verham ve tecavüz amma selef. Türkçe söyleyin. İlla ki Arapça şartı yok. Secdedeyken Allah için söyleyin. Allah'ım mağfiret et. Allah'ım hidayet eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Sen bilirsin, biz bilmezsin. Bilmediğimiz günahlarımızı dahi affeyle ya Rabbi diye Yüce Allah'a yalvaralım. Bir de şu duayı yapın bol bol bu gece, bu gecelerde. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. 70 defa tavsiye edilir. Bu dua ne duası biliyor musunuz? Subbuhun kuddusun. Tesbih ederiz Allah'ı çok. Mukaddes Allah'ı anarız. O göklerin ve yerin ve evrenin sahibidir. Bu duayı kim yapardı? Kim yapardı? Kim yapardı? Melekler yapardı. Meleklerin duasıyla Allah'a yalvarın. Meleklerin duasıyla Rahman'a yalvarın ki Rahman hepimize merhamet eylesin. Ve Hazreti Peygamber'in şu duasını sizinle paylaşmak istiyorum. Secdede şöyle derdi. Lütfen secdedeki peygamberin yakarışına dikkat edin ki çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Allah'ım hayalim, Allah'ım gölgem ve şeklim sana secde etti. Allah'ım hayalim, vücudum değil sadece. Allah'ım hayalim, Allah'ım gölgem, Allah'ım ruh, Allah'ım şeklim sana secde etti. Sonra sana secde ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratana, ona şekil verene, onda kulak yaratana, göz yaratana secde etti. Allah yaratanların, hükümran olanların yani güç sahibi olanların en yücesidir diyordu. Yüce Allah bu dualarımızı da aynen kabul etsin inşallah.